Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizleri evin dışındayız. Evet arkadaşlar, mutfakta gaz kokusunu dedektörümüz hissettikten sonra bak içeride de söylemiştim ben sana bunun bilgisinin gibi dışarıdaki kırmızı ışık yanan o silenler gaz kaçak olduğunda silen ötmeye başlayacak. Çok bağıracak. Bütün Esenken ayağa kalkacak. Bütün bina ayağı duyacak. Ayağa kalkacak bütün bina. Esenken duyacak herkes. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hırsız alarmları sistemimizin yani görmüş olduğunuz gibi bizim dediklerimiz bu dışarıdaki silendir gençler. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim ev doğalgaz kaçak görmüş olduğunuz gibi doğalgaz alarmı bunları da hırsız alarm sistemlerine bağlı. Gaz kaçak olduğu zamanlarda harici silen ötecek, bağıracak, bağırmaya başlayacak. Evde doğalgaz kaçak olmadığı için silen ötmüyor. Silen devallığına led ışıkları yanmaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi doğalgaz kaçak olduğunda, duman dedektöründe bir şey duman olduğunda, bir şey olduğunda, hırsızlık olduğunda o uyarı bildirim dışarıdaki silenler uyarı verilmesi yani bağırması dışarıda daha çok bağıracak. Dedektörün kendi dışarıdaki silenin daha çok bağırış sesleri duyulacak. İçerideki pır kendi uyarı sesi doğalgaz dedektörün hem de kendi uyarı bir sesi verecek. Ve dışarıdaki silende uyarı sesinden daha çok bağıracak. Pır dedektöründen daha çok bağırıyor bu dışarıdaki silenler görmüş olduğunuz gibi. Gördüğünüz gibi. Dışarıda görmüş olduğunuz gibi daha çok bağırdığı için o yüzden onun için mi yani bunlar çünkü ev içi yani yapılmamış bu alarm sistemleri görmüş olduğunuz gibi dışarıda için yapılmış yani görmüş olduğunuz gibi hem de duman dedektör yani kapı yani zonlama bilgisi yani görmüş olduğunuz gibi duman dedektör gaz dedektör hani her şeyine bunlara da bağlanabiliyor gaz kaçak olduğunda da bu dışarıdaki silende bağırış sesleri Esenkent bütün evi apartman ayağa kaldırabilir. Duman çıktığında, yangın çıktığında da ayağa kaldırabilir. Hırsızlık olduğunda bunun içinde belgesini, ingerini ayağa kaldırabilir. 12 volt alıp gaz dedektörümüzü alıp hırsız alarmları bağlayabilirsiniz. Gaz kaçak olduğu zamanlarda bu alarm direkt ötmeye başlayacak. Alarm tekip verecek. Dışarıdaki silen direkt ötecek, bağıracak. Doğalgaz dedektörü kırmızı ışık sönmezse dışarıdaki siren tekitten dolayı dışarıdaki siren susmaz. Doğalgaz dedektörünün uyarısı ne zaman biterse susarsa kırmızı ışık ne zaman sönerse bunların da tuş takımı sistemler bağlanıyorsa tuş takımımıza şifremize girip kapatıp dışarıdaki silenleri haliyle susturabilirsiniz. Dışarıdaki silenler alarmın susması görmüş olduğunuz gibi alarm çalması bitiyor. Ondan sonra susması alarm normalde hayalına deval etmiş oluyor. Çalmayacağı gibi dönüyor. Alarm çalmayacağı gibi böyle durması gerekiyor. Bir şey olduğunda alarm çalsın diye, birden çalsın diye. Şimdi bugün videonun sonuna geleceğim. Şimdi ben bisikletle kapa dağıtmayı düşüneceğim. Ben bugün birazdan iyiyim. Griple geçti biraz. Evet arkadaşlar bugün 14 video, 14 dakika görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar ben bugün şurada videoyu bitiriyorum. Şurada bisikleti çıkartacağım arkadaşlar. Bugün şuradan ben dışarıdaki silenle doğalgaz dedektörden Dunay'dan onun da bilgisini verdim. Evet arkadaşlar ben bisikleti çıkartayım ben bisikletin ilgili bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar bisikleti çıkardım.
Arkadaşlar ne yapayım, bisikletle kapağı dağıtmak istiyor yani. Öyle demek istiyorum. Evet, çıkardım arkadaşlar. Arkadaşlar telefon kapanmaması için videonun sonuna geleyim, kapatayım videoyu. Evet arkadaşlar, ben bugün kanalayı tutacağım için bisikletin direksiyonu tek elimde tutacağım. Çok fazla tutmayacağım göründüğü gibi. O yüzden bisikletle ben çok dolaşırken vide çekemem. Telefonu sabitleme yok bisiklette. İlk kaza geçirdikten sonra kendimi kuturduğum zaman eski günleri deval etmiş oluyorum. Eski günleri, Emil Öngören eski günleri geri dönmüş oluyor. Evet. Şöyle bir görmüş olduğunuz gibi telsiz var. Annemler kapının önüne geldiğimde buradan basıyoruz. Diyafon gibi. Telefon gibi böyle konuşuyoruz. Ben haber verdiğimde yeniğinde benim sesim eve giriyor. Annemler de benim geldiğimi, ne zaman geleceğini, Emir abi ne zaman geleceğini, ne zaman gelmeyeceğini onun için biliyorlar. Evet. Şimdi artık yola çıkarım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Yola çıktık bisikletimizi. Bendiren altında bir oda, bir garajdan aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Bisikleti aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Geçeceğim. Bisikletten sonra kaydı kapatacağım. Eve gittiğimde kanalın pilini doldurmam lazım. ID Delete'ye gittiğim zaman. Babanın arabası burada gençler. Bak önünden de geçtiğinde de babanın arabasına göstereceğim. Arkadaşlar babanın arabasına plakasını çekmeyeceğim. Plakasını çünkü internetten paylaşacağımız için plakası görünürse babam çok kötü bana kızar, YouTube kanalını kapatır. O yüzden plakayı çekmeyeceğim. Başakşehir'e gittiğimizde büyük arabayla dönmüştüm. Annen de dedi ya öyle plakayı çekmesin dedi. O yüzden babanın arabasında, o yüzden plakasını almayacağım. O yüzden nasıl araba olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar o araba acayip eski yani, yeni model değil babanın arabası. Bisikleti hemen oraya gideceğim ya, oraya gittiğinde göreceksiniz. Haydi bismillah yola çıktık. Evet, babanın arabası o. Siyah. Plakasını çekmeyeceğim. Plaka gözükmesin. Bir dakika. Evet görüyorsun. Arkadaşlar babanın arabası burada. Görüyorsun. Babanın arabası bak bu araba. Altında da plakası yazıyor. Plakasını almayacağım. Evet. Bunda da Clio burada yazıyor. Bak. Bu da yazıyor. Clio. Clio'su da burada iniş. Arabanın içi de felaket kötü. Eski. Araba dökülüyor. İlerisi yaşandığı zaman bu arabayı satacakmış. Babam yeni bir tane Renault'un yeni Megane'ı otomatik vites araba alacakmış. Hani bunu satacakmış. Bu arabayı satacakmış. Arabanın Renault'un yeni çıkan Megane var. Megane'ın yerine otomatik vites de çıkıyor. Otomatik vitesi de alacakmış. Bu arabayı başkasına satacak. Onun yerine yeni araba alacakmış. Onu da söyleyeyim yani. Arkadaşlar bak bunu söyleyeyim ben. Bu yalan değil. Babanın arabası bu. Bak Renault Clio 2001 model gençler. Bu araba 2001 model yapılmış olan Renault'un yapını araba kavgasında 2001 modelde yapılmış bu araba. Araba bayağı eski görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben seni istediğim için sen bu babanın arabasını merak edersin diye ilk defa babanın arabasını gösterdim. O plakayı göstermeden. Videonun sonuna geldim. İnşallah plaka gözüm inançtır. Plakası Allah gözükürse babam, sen bu videoyu izliyorsan sakın bittin, sen artık bittin. YouTube kanalını kaldırma, bu YouTube kanalını silme, kaldırma, YouTube kanalını karışma beni. Yani bizi ilgilendirmez yani. İstediği video çekerim.
Arabanın plakaları ben çok fazla video çekmem. Neden? Daha çok plakaları almam. Baba sen bu videoyu izliyorsan senin arabanın görüntüyü aldım. Senin plakanı çekmedim. Takipçiler belki merak eder diye. O yüzden görüntüyü aldım. Arkadaşlar ben bugün videoyu kapatıyorum. Bisikletle sürerken kaloriyi tutmamam lazım. Bisiklet devrili koluma bir şey olur. Bak doktora daha gitmedim, kontrol etmedim. Kontrole gitmedim de bak hala doktora gitmedim, hala kontrole etmedim. O yüzden bisikleti iki elimle tutmam gerekiyor. Doktor dedi ki sakın telefon, cep telefon tutmasın demiş. Ülker doktorumuz. Direksiyonu, bisikletin direksiyonu iki elimle tutması gerekiyormuş. İki elimle tutman gerekiyordu. Arkadaşlar bisikleti her sürerken iki elimle tutuyordum gençler. İki elimle tutması gerekiyormuş. O yüzden içini öyle şey dikkat etmem gerekiyor. Arkadaşlar ben videonun sonuna geldik. Görmüş oluruz gibi. Babanın arabası hala burada. Hala orada görüyorsunuz. Park etmiş. Orada. Kendinize bakın arkadaşlar. Haydi elektrikte kalın. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arabaya keşke dışını Haydi elektrik yazısı var ya. Babanın arabasının yani takipçiler babanın arabasının önünden geçse de Haydi elektrik babanın arabasından Haydi elektrik yazısını tanıyorsan yani hani bizim araba yani. Bizim arabayı tanımışsın artık demek. Yani takipçi yani. Görmüş oluruz gibi. Haydi elektrik yani benim olsaydı o araba Haydi elektrik saate nasıl yazdırayım? Onu büyük ihtimalle de iş yerinin arabasına yazıyorlar. Haydi elektriği. İş yerinin olursa Haydi elektriğin arabayı o zaman iş yerimiz olsaydı ondan sonra yani iş yerimiz olsaydı yani o zaman arabanın dışına Haydi elektrik ADD olarak etiketlerinden yapıştırarak Haydi elektrik yazdıracaktım o zaman o araba benim olsa. Babam izin vermediği için öyle şey yazı istemiyor. Öyle şey arabasına. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bak annem de arıyor. Kendinize bakın. Haydi elektrikte kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.